Bilimsel Gündem. Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'e hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere Epstein-Barr virüsü ve multiple skleroz ilişkisinden, uyku ve beslenmenin adolesanlardaki etkilerinden, orta yaş kadınlardaki kardiyovasküler risklerin bilişsel yansımalarından bahsedip bu makalelerle ilgili uzman görüşlerine yer vereceğiz. Ve ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'de kadın hastalıkları ve doğum alanında öncü çalışmalar yapmış olan Besim Ömer Akalın'ı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz multiple skleroz hakkında. Çalışma Harvard'dan Kietil Bjornevik ve arkadaşları tarafından yapılıp 13 Ocak 2022'de Science dergisinde yayınlandı. Multiple skleroz, merkezi sinir sisteminin etiyolojisi bilinmeyen kronik inflamatuar demiyelinizan bir hastalığıdır. Araştırmacılar, multiple skleroza Epstein-Barr virüsünün neden olduğu hipotezini, Amerika Birleşik Devletleri ordusunda aktif görevde olan 10 milyondan fazla kişiyi içeren bir popülasyon üzerinde araştırdılar. Bu popülasyonda 955 kişiye multiple skleroz teşhisi konuldu. Multiple skleroz riskinin Epstein-Barr virüsüyle enfeksiyondan sonra 32 kat arttığı, ancak benzer şekilde bulaşan sitomegalovirüs dahil olmak üzere diğer virüslerle enfeksiyondan sonra artmadığı görüldü. Nöroaksonal dejenerasyonun bir biyolojik belirteci olan nörofilament hafif zincirinin serum seviyeleri sadece Epstein-Barr virüsü serokonversiyonundan sonra arttı. Çalışma sonuçlarında araştırmacılar, bu bulguların Epstein-Barr virüsünün multiple skleroz hastalığının önde gelen bir nedeni olabileceğini belirttiler. Bu konuda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Metin Dedeyi Daryan şunları ekledi. Makalede de belirtildiği gibi multiple skleroz son yıllarda artan bir prevalansa sahiptir. Ortaya çıkış mekanizması hakkında çok fazla bilgimiz yok. Ancak tedavide yeni gelişmeler mevcuttur. Bu araştırmada multiple skleroz hastalığının acaba EBV yani Epstein-Barr virüsü ile ilgisi var mı, bu sorunun cevabı aranmış. Çalışmada kayıtların iyi tutulduğu, Amerikan ordusunun seçilmiş olması çalışma sonuçlarına güven duyulmasını artırmıştır. Araştırmacı Epstein-Barr virüsü ile multiple skleroz ilişkisini 32 kat fazla bulmuştur. Anlamlı sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha geniş düşündüğümüzde daha net ve moleküler düzeyde araştırmalara ihtiyaç olduğu da kesindir. Gündemin diğer haberine geçelim. Bu makalede beslenme ve uyku süresinin adolesanlardaki sonuçları ile ilgili veriler değerlendirildi. Çalışma Brigham Young University'den Cara McRae-Duraccio ve arkadaşları tarafından Sleep Research Society 2022'de 17 Aralık'ta yayınlandı. 93 adolesanla yapılan çalışmada 5 gece 6,5 saatlik kısa uykuyla 5 gece 9,5 saatlik sağlıklı uyku sonrasında alınan gıda türleri ve kalorileri karşılaştırıldı. Adolesanların kısa uykudan sonra daha fazla karbonhidrat, şeker, glisemik yükü yüksek yiyecek ve içecekler tercih ettikleri belirtildi. Araştırmacılar, çalışmanın sonucunda yetersiz uykuya sahip adolesanların kardiyometabolik hastalık riskini artırabilecek diyet kalıpları sergilediğini ve optimal uykunun gelecekteki sağlık geliştirme çabalarına destek olabileceğini vurguladılar. Şimdi 5 Aralık 2021 tarihinde Nöroloji dergisinde yayınlanan orta yaş kadınlardaki kardiyovasküler risklerle bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi inceleyen makaleye geçelim.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayo Clinic'te yapılan bir çalışmada 50-69 yaş arasındaki 1857 kişinin 15 ayda bir nörolojik değerlendirmesi ve testleri yapıldı. Bu kişilerdeki kardiyovasküler hastalıklar ve risk faktörleri incelendi. Orta yaştaki kardiyovasküler durumlar ve risk faktörlerinin bilişsel gerileme ile ilişkili olduğu ortaya kondu. Spesifik kardiyovasküler durumlar ve risk faktörleri erkeklerde daha yüksek prevalansta olmasına rağmen kadınlar için orta yaştaki bilişsel kayıpların erkeklere göre daha fazla olduğu görüldü. Bu çalışma, bu koşullara sahip kadınlarda çok erken ve belki de daha agresif tedavinin önemini vurgulamaktadır. Programımızın son kısmında kadın hastalıkları ve doğum alanında öncü çalışmalar yapmış olan Besim Ömer Akalın'ı tanıyacağız. Merhaba, ben Besim Ömer Akalın. Ömrümün yarısı 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, diğer yarısı ise genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuşaklarında geçmiş olan bir kadın doğum hekimiyim. 1861 yılında Rumeli diyarında doğdum ve yaşamımın ilk kısmını orada geçirdim. Tıp eğitimimi askeri öğrenci olarak 1885 yılında tamamlayarak sonrasında Fenni Kibale yani ebelik bilgisi ve ebelik alanında muallim muavini yani bugünkü anlamıyla doçent olarak akademik hayatıma başladım. 1887 yılında obstetrik alanında uzmanlık eğitimi görmek için Paris'e gönderildim. Ancak yol parasını kendim karşılamam gerekiyordu. Kitapçı Arakel Efendi'ye sattığım kitapların bedeli olan 100 lira ile bu sorunu çözdüm. 1888 yılında derslerde tuttuğum notlarım yayınlandı ve bu eser prematüre çocuk bakımı alanında Türkçe tıp literatüründe yazılmış ilk eser oldu. Bu kitaba zayıf ve vakitsiz doğan çocuklara edilecek tekayüt, kuvöz ve gavaj adını verdim. Ülkeme döndüğümde 1894 yılında Osmanlı Devleti'nin ilk kadın doğum kliniği yani viladethaneyi açtım. Hem tıp hem de ebelik öğrencileri burada eğitime başladı. Ebelik eğitimine ayrı bir önem verdim ve hatta İstanbul'da ebelik yapan tüm kişileri polis marifetiyle tıp fakültesine çağırarak benden doğurtma, doğumda asepsi, antisepsi usulleri ve diğer konularda ders almalarını sağladım. O yıllarda Mustafa Nizamettin ile birlikte Letaud'un Emraz-ı Nisa adı ile yaptığımız tercüma, Türkçe'de yayınlanmış modern anlamda ilk jinekoloji kitabı olarak kabul edilir. Sonra peş peşe diğer kitaplarım yayınlandı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'un işgaliyle başlayan yıllarda iki dönem İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundum. Bu görev esnasında işgal kuvvetlerinin üniversiteye el koymasına ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne dönemin sadaretinin müdahalelerine karşı mücadele verdim. Kadın doğum alanındaki çalışmalarım yanında Kızılay'ın gelişmesi için de çalıştım. Milletvekili olarak görev yaparken 19 Mart 1940'da mecliste öğlen arasında gittiğim bir restoranda geçirdiğim ani bir kalp krizi sonucu aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlük tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.